Sadece elektrikli araba üreten bir otomobil markası söyleyin desem aklınıza ilk gelen muhtemelen Tesla olur ya da ulusal çaptaki TOG olur. Şakası yok bakın. Tesla dünyanın en büyük otomobil üreticisi ve ne benzinli ne de hibrit motora sahip bir araba bile üretmedi bugüne kadar. Sadece elektriğe olan inancı onu bugünlere getirdi. Sadece bir araba markası söyleyin dediğimde aklınıza gelecek ilk markaların hepsi bu rüzgara kapıldı mı? Kapıldı. Volkswagen, Volvo, Nissan, Hyundai, Honda, Ford 2020'li yılların sonunda bu markaların çoğu benzinli ya da hibrit araç üretmeyi bırakacak. Yanlış anlaşılma olmaz. Her markanın kendine özgü bir tarafı var tabii ki kimisini tank gibi yaptığı sağlam arabalarla, kimisini performansla tanıyoruz. Ancak elektrikliye geçmek, bu arabaların ortak noktası artık. Hatta lüks sınıfta da sert şekilde esiyor bu rüzgar. Porsche adını Türkçeden alan Taycan'la piyasaya girdi. Dondurma gibi araba yaptı adamlar açıkçası. Ferrari de ilk elektrikli arabasını 2025'te gösterip 2026'da piyasaya sürecek. Bugüne kadar hiç elektrikli araba modeli görmediğimiz markalar bile harıl harıl fabrika kurarken bu rüzgara kapılmayan, hatta kapılmayı bırakın, unutun bunu, neredeyse elektrikli arabaların geleceği umut vermiyor deyip bir tane bile elektrikli araba üretmeyen tek firma var. Bir zamanlar Tesla'dan önce dünya en büyük otomotiv markası olan Toyota. Bu tuzaktı. Corolla'nın yolda kaldığını hiç gördün mü? Otomotiv dünyasının en inatçı markalarından birinin kendisini tahtından eden bir devrime nasıl karşı geldiğini dinlemeye hazır olun. Çünkü bu hikayenin ardında sırtını bilime yaslayan koca otomotiv endüstrisinin yine bilimle yaptığı savaş ve bu savaşın sonunda bırakın otomobil markalarını, çocuklarımızın, torunlarımızın yaşam kalitesini kökünden değiştirecek bir tehdit yatıyor. Bu bir pamuk. Bilmeyenler için evet tekstilin ana malzemelerinden birisi olan pamuk bitkisi organik ortamda tarlalarda yetişiyor. Ancak onu bir kumaşa çevirecek şey teknoloji. Ama nasıl bir teknoloji? Bu adamın adı da Sakichi. Bir çiftçi ve marangozun oğlu ve kendisi de bir marangoz ama bugün eğer Japon işine karşı zerre bir güvenimiz varsa sebeplerinden birisidir bu adam. Ölümüne 4 yıl kala yaptığı icat bugün hala Japon mucitlerin kralı dememizi sağlıyor ona. Peki kendi çocukları dışında aynı zamanda Japon sanayi devriminin de babası babası olan bu adam ne yapmış olabilir ki? İşte bunu. Bir tekstil tezgahı ama otomatik. Az önce gördüğümüz pamuğu kumaşa çevirmek için bilgisayarların olmadığı bir çağda insana gerek duymayan bir makine yaptı yani. Soyadını verdiği Toyota Automatic Loomworks şirketi 1926'da kurulduğunda tekstil dediğimiz şey el işçiliğinden ibaretti. Asıl icadı bundan da ötesiydi. Jidoka. Bu bir cihaz, bir makina, bir araç değil arkadaşlar. Bir kavram, bir ilke. Hatta Türkçesine çok alışkınız. Otomasyon. Bugün nasıl her çocuğun hayalini aile büyükleri çoğunlukla anlamıyorsa Sakichi Toyota'nın oğlu Kichiro da o yıllarda öyleydi. Aldı babasından miras kalan Jidoka ilkesini bunu otomobil üretme hayalleriyle birleştirdi. O güne kadar ürettikleri buhar, yağ ve elektrikle çalışan tezgahlardaki deneyimini kullandı ve Toyota motor şirketini kurdu. 1937'de başlayan Çin-Japonya savaşı ve hemen ardından 1941'de patlak veren 2. Dünya Savaşı Toyota'yı öyle bir köşeye sıkıştırdı ki devlet otomobil üreten her şirkete önce orduya kamyon üretmeye zorladı, sıktı kemerleri, binek otomobil üretimini yasakladı. Toyota mühimmat bile üretmeye başladı. Aynı yıllarda Ford, General Motors gibi ABD'li firmalar Japonya pazarını ele geçirmişti bile. Ta ki 1947 yılına kadar neredeyse hiç araba üretmeyen bir otomobil şirketi oldu Toyota. Daha sonra yaptıkları da savaşı yeni atlatmış bir ülkede karşılık bulmadı ne yazık ki. Bir zamanlar hayattayken babasını, kardeşini bile binbir inatla güçlükle ikna edebildiği araba üretme işi istediği gibi gitmeyince Toyota'yı iflasın eşiğine sürükledi. Kishiro Toya'da başarısızlığını kabul edip 1950'de istifa etti. 2 yıl sonra da zaten tahmin edersiniz. Stresin getirdiği kronik hastalıklar sebebiyle beyin kanaması geçirip öldüğünde geleceğin ne kadar parlak olduğundan bir haberdi tabi. ki. Şirketin direksiyonunda kuzen Eiji Toya'da geçmiş 1960'lara kadar 10 milyon araba üreten dev bir şirkete dönüşmüştü Toyota. Artık Japonya dışında bile üretim yapıyor. Savaş yıllarında kendi ülkesini ele geçiren ABD'li otomobil markaları gibi hızla büyüyordu. ABD ve Avrupa'ya bile araba satıyordu. Velhasıl bugün Carolla, Yaris, Auris, Prius, Camry, Hilux gibi modelleriyle tanıdığımız bu dev şirket 2000'li yıllarda dünyanın en büyük otomotiv üreticisi olmuştu ama onu büyüten şey bu saydığım arabalar değildi gördüğünüz gibi. Kurucusu Sakichi Toyoda'nın Jidoka ilkesi ve bu ilkeye sıkı sıkıya bağlanıp üretimi her aşamasında uygulayan başarısızlığı kabul etme erdemine sahip insanların değiştirilemez değerleri ve verdikleri savaş da bunlar uğruna. Aslında elektrik elektrikli araba devrimine karşı olma nedeni de bu değiştirilemez değerler olduğu bir bakıma. Gelenekçi bir şirketin modern dünyaya karşı duruşuna tanık olmak üzeresiniz. bu grafiklere iyi bakın. Şu an 1952 yılında yaşanan 4 mevsimin dağılımını görüyorsunuz. Bu da 2011 yılından yaz mevsimi 59 yılda 15 gün uzamış durumda. Şimdi geleceğe bakalım biraz da isterseniz. Yıl 2100. Ne görüyoruz? Eğer böyle giderse yaz mevsimi Mayıs'ta başlayıp Ekim ayının ortasında bitecek. Yani 6 ay yaz mevsimi yaşayacağız. İlkbahar Ocak ayının 3. haftasında başlayacak. Sonbahar Aralık ayı ortasında bitecek. Kış mevsimi sadece 1 ay sürecek. 1 ay. Bugün yaşansa kıyamet alameti gibi yani. Interstellar filminde gördüğümüz sadece mısır tarımı yapabildiğimiz bir gelecek, bir dünya bizi bekliyor ama içinde uzay ve zaman yolculuğu olmayacak maalesef. Bu yıllardır edebiyatı dönen küresel ısınma falan değil dostlar. Tanıştırayım. Bunun adı iklim değişikliği. <laughs> Dünya bugüne kadar doğal sebeplerle 5 büyük kitlesel yok oluş yaşadı. İşte düşlü bir göktaşı falan, yok etti dinozorları, kutup kaymasıyla gelen buzul çağları falan. Bugün o canlı türlerinden kalan şeyler nefes alan torunları değil. Bazılarını kömür ve petrol niyetine yakıp kül ederek atmosfere saldığımız fosilleri arkadaşlar. Bazı araştırmalara göre 6. büyük kitlesel yok oluş, 2100 yılında bu kez insan eliyle yani ilk kez doğal olmayan sebeplerle başlayacak. Çünkü okyanuslar yüksek sıcaklık sebebiyle buharlaşmaya, bu da sudaki karbondioksit oranının artmasıyla önce deniz canlıların yok olmasına sebep olacak. Adı üzerinde çağ diyoruz ya bu yokuluşlara hep böyle bu süreçlere. Öyle kıvılcım gibi bir anda olup bitmiyor yani. Bir anda gerçekleşmiyor. Yavaş yavaş ısınıyoruz. Yavaş yavaş ısırıyor güneş tenimizi. Yavaş yavaş kış aylarında daha kar, daha çok sel görmeye başlıyoruz. Her yıl ciğerlerimizi yakan o yangınlara, insanlarımızın kaybolduğu sellere, arabaların kaportasını, kafamızı, gözümüzü çökerten ceviz gibi dolu yağmasına alıştık bile aslında. Ve 2000 1100 yılındaki o felaket sürecinin başlaması için yıllık ortalama atmosfer sıcaklığının sadece 1.5 derece artması yeterli. Bunu durdurmak çok zor ama yavaşlatabiliriz bilimi kullanarak. İşte bu noktada olaylar sesine soluğuna kurban olduğumuz, vareksine vututusuna doyamadığımız o içten yanmalı motorlara kadar geliyor. <laughs> İşte bu yüzden Birleşmiş Milletler otomotiv endüstrisinin üzerinde öyle bir baskı kurdu ki 2050 yılına kadar arabaların sıfır karbon emisyonuyla üretilmesi 2035'te içten yanmalı motorların tamamen üretimden kaldırılması hedefini koydu önümüze. Avrupa ülkeleri 2030'lu yılların farklı dönemlerinde içten yanmalı motor ve araba üretimini durduracak fabrikaları kapatacaklar. Şimdi habere iyi bakın. Belki bunu görenleriniz de olmuştur aranızda. Bugünkü Toyota CEO'su Akio Toyoda demiş ki gelecekte elektrikli arabalar pazarın ancak %30'unu oluşturabilir. Geri kalanlar içten yanmalı, hibrit veya hidrojen yakıtlı olacak. Tarih 5 Ağustos 2024. Peki tüm göstergeler abi bırak bu sevdayı ve inadı demesine rağmen Toyota CEO'su neden böyle konuşuyor biliyor musunuz? Ya da şöyle sorayım size. Sihirli bir değnek versek size çıksa ve şu anda kullandığımız bir dokunuşla bütün arabaları bir anda elektrikliğe dönüştürseniz hepsi tamamen kökten. Şaka yapmıyorum bak. Ortaya çıkan elektrik ihtiyacını karşılamak için elektriği karne ile almaya başlar. Belki sadece haftanın belli günleri o günün de belli saatlerinde eve elektriği kullanabiliriz. O da gelişmiş ülkelerde falan elektriği fazla üretip vatandaşına sıfır birim fazla ...otura kesen, arabayı şarj eden, yollar yapan ülkelerin süper gece dönüştüğü bir senaryo bile mümkün böyle bir durumda. Peki neden, nasıl? Çünkü... Bir elektrikli arabanın şarj olurken çektiği elektrik akımını o gücü evimizin duvarlarından prizlerine uzanan 3,5 milimetrelik bakır kablolar taşıyamaz. Tüm arabalar ev elektriğiyle şarja aynı anda koyulsa samtinizdeki sokağınızdaki trafonun alevler içinde kaldığını görebilirsiniz bir anda. Bir hızlı şarj istasyonu kurmak için kullanılan kablolar böyle gözüküyor. Bu da o şarj istasyonlarına güç sağlayacak trafolardan biri. Yani tüm arabaları elektrikli yapmak için onlarca yıl sürecek altyapı çalışmaları yapılacak ki her eve bir şarj istasyonu falan kurul bitsin Özetle bu altyapı hayali memleketin her tarafında fiber internet, her dağında 5G bağlantısı beklemekle aynı hikaye. O istasyonları beslemek için gereken elektriği üretmek de apayrı bir mesele zaten. Şu anda dünyadaki bütün elektriğin sadece %30'u, Türkiye'de sadece %42'si rüzgar, güneş ve sulardaki akıntılarla yani doğal kaynaklarla üretiliyor. Yani altyapıya eş zamanlı şekilde termik ve nükleer santrali kapatmak lazım ki yeteri kadar çevirici olsun. Bu da mümkün değil takdir edersiniz ki. Yani elektrik sadece Petrolle kıyasladığınızda daha çevreci. Tek başına öyle insanın doğaya karşı kullandığı silahlardan en masumu diyebiliriz. Aslında içten içe hepimiz biliyoruz. Kağıttan pipet satarken plastik bardak kullanarak çevreci falan olunmuyor. Çevrecilik bilimsel açıdan yaklaşınca altı epey dolu gördüğünüz gibi ama ticaretin ve siyasetin bir aracı haline gelince maalesef gerçekler pek de düşündüğümüz gibi değil dostlar. Bakın bu otomotiv endüstrisi üzerinde bilimsel gerekçelerle baskı kuran kararların çıktığı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği konferansından bir fotoğraf. Yani bu konuların konuşulacağı en üst, en ikna edici, en güçlü merci. Peki bu insanlar oraya nasıl gitti? dersiniz. Bazıları özel jetleriyle hatta her bakanı ayrı ayrı uçakla karada bile fosil yakıtla konvoylarıyla. Yani ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? Elektrikli arabayla gitsin falan filan demiyorum burada. Aynı şekilde elektrikli araba üretmenin de kullanmanın da aslında doğrudan çevrecilikte pek ilgisi yok gördüğünüz gibi. Tamam arabada egzoz yok. Yolda giderken karbon salınımı yapmıyor egzozdan falan ama o arabanın yaktığı elektriği kömürle çalışan termik santraller üretiyorsa bataryası için gereken madenleri çıkarmak adına ormanlar ve dağlar yok ediliyorsa anlıyoruz ki bu çevrecilik en fazla o plastik bardağın içine koyulan kağıt pipet gibi. Yani sadece kapak, sadece görüntü. Bir gün olur da tüm termik santraller kapanır. Elektriği tamamen güneşten, rüzgardan ve sulardaki akıntılardan üretiriz. Ne zaman petrol çıkarır gibi batarya üretmek için de ormanları ve dağları yok etmeyiz. işte o zaman elektrikli arabaların çevrecilik meselesi gerçekçi bir mesele olur. İstemese bile 2035'e kadar elektrikli araba üretmek için yatırım yapmak zorunda kalan Toyota da diğer araba üreticilerine kıyasla bu meseleye bu açıdan yaklaşıyor gördüğünüz gibi. Altyapı ve para meselesi. Peki hangi gelecek? Kibrit araçların başarısını böylesine kanıtlayan böyle köklü bir şirket bu davada ne kadar haklı? Bir önceki yüzyılda kurucusunun icat ettiği Jidoka ilkesi onu bugün ne kadar kurtarabilir? İşte bunun da akıp giderken giderek ısındığımız zaman bize gösterecek. Video hakkındaki düşüncelerinizi, görüşlerinizi, bu meseleler hakkındaki yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere.